şimdi Hüseyin Behbi İmamoğlu. Hüseyin Bey'in özgeçmişinden kısaca bahsedeyim. 1978 Trabzon Sürmen'e doğumlu. İlk ve orta öğrenimi Trabzon, Samsun, Ordu Ünye'de tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2000 yılında mezun olup aynı yıl İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisansa başladı. Aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Trabzon Şer'iye Sicil Defteri'ne göre Yöre Araştırması adlı teziyle yüksek lisans, 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Adliye Teşkilatı'na Batı Etkileri adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2009 yılında Konya ile Karapınar ilçesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak geçiş yaptıktan sonra aynı yıl Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görev yaptı. Osmanlı Tarihi, Osmanlı Adliye Teşkilatı, Osmanlı Arşivleri, Osmanlı Hukuku, Orta Çağ Tarihi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, İslam Tarihi, Değerler Eğitimi gibi konularda çeşitli kitap, makale, sempozyum, kongre, seminer, konferans ve radyo konuşmaları gibi yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışmalar yaptı. 2012 yılında bibliografya ve belge araştırması yapmak üzere Universitat Complutense de Madrid, İspanya Üniversitesi'nde bulundu. Sinop Üniversitesi'nde Etik Kurulu üyeliği, Sinop Üniversitesi Etik Fakültesi'nde Fakülte Kurulu üyeliği ve Topluma Hizmet Uygulamaları Fakülte Koordinatörlüğü yaptı. Aynı zamanda Samsun 3. Noter'e bağlı Yeminli Osmanlıca tercüman olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Hocamızın tebliğ konusu Mevlana ve İslam tasavvuf düşüncesinde birlikte yaşama tecrübesiyle savaş ve barış öğretisi. Hocam buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli katılımcılar, saygıdeğer hocalarım. Hocamın söylediği gibi ben Mevlana ve İslam tasavvuf düşüncesinde birlikte yaşama öğretisi ve buna bağlı olarak da İslam'daki savaş ve barış öğretisinden size bahsetmek istiyorum. Kısaca bildirimdeki bu kurguyu size söyleyeyim. Önce tasavvuf düşüncesinden yola çıkarak söz konusu kavramların nasıl algılandığını, nasıl tanımlandığını söyleyeceğim, ele alacağım. Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in dini ötekine yaklaşımını değerlendireceğim. Çünkü Mevlana'nın veya diğer İslam büyüklerinin tamamı bütün öğretilerini Kur'an ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarından almışlardır. Son olarak da Mevlana'nın özellikle birlikte yaşama tecrübesine ilişkin ortaya koymuş olduğu ilkelere yer vermeye çalışacağım. Tasavvuf uygulamalarını, daha doğrusu ortaya koymuş olduğu ilkeleri tamamıyla Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarından almıştır ve insanın Allah'a yakınlaşması veya ulaşması için ortaya koyduğu ilkelerle bütünleştirilmiştir. Bu noktada tasavvuf Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini terbiye etmesi ve bu yoldaki bütün çirkin söz ve davranışlardan uzak durması olarak da tanımlanabilir. Tasavvuf ilk başta insanın kendi iç dünyasıyla bir hesaplaşması olarak algılanabilir. Fakat aslında bütün bu tasavvuflar ve hatta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in uygulamalarında da aynı şeyi görmekteyiz. Kişinin inzivaya çekilmesi, iç dünyasıyla baş başa kalması öngörülmez. Tam tersine insanın bir toplumsal varlık olmasından dolayı toplumun içerisinde bu noktada bu davranışları sergilemesi istenir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri nimetlerle ahiret yurdunu gözet ama bu dünyadan da nasibini unutma şeklinde bir ayet vardır. Hazreti Peygamber'in yine hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiretin için çalış sözü hatırımızdadır. Bu noktada tasavvuf düşüncesi kendi sahip olduğu değerin mutlak doğru olduğunu savunmadan, yani insanlara bunu dayatmadan, insanların düşüncelerinin de doğru olabileceği zannıyla ve onların düşüncelerine de saygı göstererek bir pratik yapmayı esas edinmektedir. İslam dini de zaten bu noktada tarihine bakıldığı zaman bu şekildeki örneklerden doludur. Şimdi biz uzatmadan Hazreti Peygamber'in özellikle Kur'an öğretisine göre nasıl yaşadığını veya bu barış kavramına, savaş kavramına veya birlikte yaşama tecrübesine nasıl baktığını ele alalım. İki dönemde inceleyebiliriz Hazreti Peygamber'in hayatını. Birincisi Mekke döneminde. Mekke döneminde
daha çok İslam'a inanmayı esas eden, İslam'a inanmayı sağlamaya çalışan, ahlaki ilkelere bu noktada yer veren bir öğreti sunmaya çalıştığını veya Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bu doğrultuda geliştiğini, kendisinin de bu noktada bu şekilde çabaladığını görmekteyiz. Ama bildiğiniz üzere Hazreti Peygamber daha peygamber olmadan önce Muhammedül Emin sıfatıyla anılmaktaydı. Yani güvenilir kişi. Hatta öyle bir güvenilirliği vardı ki kendisine inanmayanlar, peygamberliğini ilan ettikten sonra kendisine inanmayanlar hala daha emanetlerini getirip ona bırakırlardı. Sorulduğu zaman neden hala işte Muhammed'e bu emanetleri getirip bırakıyorsunuz diye insanların topyekun verdikleri cevap şuydu: ondan daha güvenilirini biz henüz göremedik. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu uygulamaları da herkese örnek olmak zorundadır. Zaten bütün söz, fiil, davranışlar aslında bunların hepsinin özünde insanların güvenilirliği vardır. Güvenliği kazanmak vardır. Yoksa sadece güzel sözlerden ibaret işler yapmış birçok işler yapmış da olabilirsiniz. Güzel sözler söylemiş olabilirsiniz ama bunlar çok da fazla bir şey ifade etmezler. Bunu eğer hayatınıza aksettirebiliyorsanız, ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in bütün insanlar için en güzel örnek olduğu vurgulanmıştır. Mutasavvıflar da bu noktada Hazreti Peygamber'e örnek almışlardır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber önce güvenilirdir. Ondan sonra karşısındaki insanı incitmeyecek derecede hoşgörülüdür, adaletlidir veya işte gayrimüslimlere yönelik saygılıdır, saygı çerçevesinde hareket etmektedir. İnansın ya da inanmasın, ki inanç konusu zaten tamamen kişilerin tercihine bırakılmış bir alandır. Zorla hiçbir şekilde inanma tasvip edilmez. Bunu Kur'an-ı Kerim de kabul etmez. Başka hiç kimse de kabul etmez. Çünkü baskının zorun olduğu yerde yapılan kabul samimi bir kabul değildir. Baskı kalktığı anda o da tersine döner. Dolayısıyla dinde zorlama yoktur ayeti kerimesi çerçevesinde biz İslam'a girişlerin Hazreti Peygamber'in veya işte İslam mücahitlerinin kılıçlarının zoruyla değil, bilakis tamamıyla kendi gönül rızalarıyla olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla biz Hazreti Peygamber'in Medine dönemine geçtiği zaman bunu daha net olarak görmekteyiz. İnansın ya da inanmasın, çevresinde bulunan herkesle birlikte yaşama tecrübesinin en güzel örneğini sergilendiğini görmekteyiz. Mesela Medine'ye geçtiğinde Medine vesikası olarak bilinen veya Medine anayasası olarak da tanımlanan bir anayasaya Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler, Mekke'de, Medine'de yaşayan diğer kabileler ortaklaşa imza koymuşlardır. Bir arada yaşamanın en güzel örneğini sergilemişlerdir. Nitekim biz bu çağa saadet derken sadece Müslümanların yaşadığı dönem olarak algılamıyoruz onu. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı ve etrafında diğer insanlarla birlikte kurmuş olduğu hayatı biz kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim de örnek alacağımız kişi her şeyden önce Hazreti Peygamber'dir. Mevlana da aynı şekilde Hazreti Peygamber'i örnek almıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in üslubuna ilişkin, dinde zorlama olmayacağına ilişkin birçok ayet var. Ben bunlara değinmeyeyim ama sadece bir tek noktaya değineyim. Çünkü zaman zaman yanlış anlaşılmalara uğradığını görmekteyim. Fakültedeki derslerimde de bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. İslam'daki fetih kelimesinin anlamının ne olduğu? Fetih, cihat, bunlar acaba savaşmak mıdır? Bunlar acaba farklı dindeki olan insanları istememekten kaynaklanan veya onları zorla İslam'a çevirmeyi hedefleyen faaliyetler midir? Kısa cevap vermek gerekirse kesinlikle değildir. Bir kere İslamiyet'teki fetih gönüllerin fethidir. Gönüllerin fethi de dikkat ederseniz savaştan olmaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de fetih kelimesi özellikle kullanılmıştır. Mesela savaş kelimesinin karşılığı Arapça'da harptir. Oysa harp kelimesine biz asla rastlamıyoruz. Çünkü harp hakikaten savaştır. Oysa fetih, gönüllerin fethi anlamında İslam'ın bir nokta belki de kendisini savunmasıdır. Ama öte yandan fetih kelimesi zaten açmak kelimesiyle eş anlamlıdır. Neyi açacaksınız? İslam'ı açacaksınız. Neyi açacaksınız? İslam'ın güzelliğini açacaksınız. Tanıtacaksınız, ortaya koyacaksınız. İnanırlar ya da inanmazlar.
Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili pek çok ayet var. İnsanların inanması için sen onların üzerinde bir zorba değilsin, inanmaları için yoksa sen onları zorluyor musun gibi Hazreti Peygamber'e yönelik bazı ikazları da vardır. Hatta Hazreti Peygamber'in bu noktada çok üzüntüye uğradığını görmekteyiz. Bu üzüntüsünden dolayı Allah'ın yani biz isteseydik onların inanmalarını sağlardık, sen bu kadar kendini üzme şeklindeki ikazlarına da karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla İslamiyet asla zorla, baskıyla hareket etmez. Dolayısıyla birlikte yaşama durumu söz konusu olursa ki Anadolu coğrafyasında şu anda işte 72 millet deniyor, belki daha fazladır, bulunuyor. Bu eskiden de böyleydi. Demek ki mecbur birlikte yaşamak zorundayız. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu durumda insanlar birbirlerini boğazlaması mı gerekiyor? Asla değil. İşte Mevlana Selçuklu döneminde yaşıyor. Selçuklu döneminde karışıklıkların olduğunu bilmekteyiz. Ama insanlar onu tıpkı Müslümanların sevdiği gibi seviyorlar. Müslümanlar Mevlana'ya ne kadar hürmet ediyorlarsa Yahudiler, Hristiyanlar da aynı derecede hürmet ediyorlar. Bu tabii ki arkadaşlar yani bunu sadece sevgiyle, hoşgörüyle açıklayabiliriz. Başka bir açıklaması olamaz. Yoksa ondan bir beklentisi kimsenin yok. Ama bakıyorsunuz Mevlana'ya karşı böyle bir muhabbet var. O yüzden Mevlana diyor yani ne olursan ol yine gel, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Bu da çok önemli bir noktadır. İslamiyet'in insanlara hoşgörüsünü yansıtması bakımından önemli örneklerdir. Şimdi Hazreti Mevlana'nın özellikle birlikte yaşama konusunda diğer dinlere yaklaşımıyla ilgili birkaç güzel sözü var. Onlar da isterseniz sizinle paylaşayım. Bir tanesi diyor ki dünyada göklere doğru uzanan gizli merdivenler vardır. Bu merdivenler basamak basamak göklere doğru uzanır gider. Her güruhun merdiveni ayrıdır. Herkes kendi çıktığı merdiveni beğenir. Halbuki hepsi de şu veya bu şekilde sonsuzluğa doğru ilerlemektedir. Dolayısıyla burada aslında amacın aynı olduğuna vurgu vardır. Yine o, herkes kendi dininin şekli yapısını koruyabilir ama özde beraberliği esas almak suretiyle diğer din mensuplarıyla dostça, sıcak ilgiyle kurulabilir bu, diyor. Fakat tabii burada yanlış anlaşılmasın, Hazreti Mevlana ne olursa olsun inansın yeterli görmüyor. Yani bu da bazen öyle bir yanlış anlaşılmaya uğruyor. Mesela Hazreti Mevlana, Hazreti İsa'yı Tanrı kabul eden Hristiyanları eleştiriyor. Onlarla ilgili onun özellikle Tanrı olarak sunulmasını, baba oğul kutsal ruh üçlemesinde Tanrı olarak aslında ileri sürülmesini eleştiriyor. Orada Kur'an-ı Kerim'in de bir tavsiyesidir bu. Gelin bir Allah sözünde birleşelim. Yani buna biz tevhid inancı diyoruz. Bu noktada insanların inancının aslında ne olursa olsun saygıyla karşılanması gerektiğini ama tabii eleştirel bakımdan bakıldığında da eleştirilebileceğini ortaya koyuyor. Şimdi özellikle Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünü ortaya koyan bir örnek var sırada. Diyor ki Hintliler halka göstermek için bir ahıra fil getirip koymuşlar. Bu fil daha önce Hintlilerin hiç görmediği bir varlıkmış. Tabii büyük bir varlık olduğu için ilgi de çekiyor. Ama ahırda bir varlık var. Bunun nasıl bir varlık olduğunu bize söyleyin diye insanları içeri alıyorlar. Karanlık bir ahırda. Kimisi giriyor içeriye hortumundan yakalıyor. Kimisi kulağından yakalıyor. Kimisi ayağına dokunuyor. Kimisi gövdesine dokunuyor. Hortumuna dokunan diyor ki fil diyor bir hortuma benziyor. Veya bir oluğa benziyor. Ayağına dokunan bir sütuna benzetiyor, bir ağaca benzetiyor ya da. Gövdesine dokunan bir duvara benzetiyor, kulağına dokunan bir yelpazeye benzetiyor. Halbuki diyor bir mum olsaydı, sadece bir mum, bütün bu tezat ortadan kalkacaktı. Fakat söylediklerinin doğruluk payı da var. Yanlış olduğunu da ifade etmiyor. Dolayısıyla dinlerin nihai hedefinin aynı olduğu noktasında saygı göstermemiz gerektiğine vurgu yapıyor ve Mesnevi de bunu şöyle ifade ediyor. Övüşlerin hepsi birbirine karışmıştır. Övülen de bir tek kişiden fazla değil. Bu yüzden bütün yollar bir tek yol ancak. Bil ki her övüş Tanrı ışığına varır. Bir diğer eseri Fihi Mafih de şöyle söylüyor. Görmüyor musun diyor, türlü türlü yüzlerce arzusu var insanın. Tutmaç isterim, börek isterim, helva isterim, kızarmış et isterim, meyve isterim, hurma isterim. Bu söylediği ve saydığı şeylerin aslı birdir ve o da açlıktır. Açlık ise bir tek şeydir. Yollar her ne kadar çeşitli ise de gaye birdir. Görmüyor musun ki
Kabe'ye giden ne çok yol vardır. Bazısının yolu Rum'dan, bazısının Şam'dan, bazısının Acem'den, bazısının Çin'den, bazısının deniz yolundan, Hint'ten ve Yemen'dendir. Bunun için yollara bakarsan ayrılık büyük ve sınırsızdır. Fakat gayeye ve maksada bakacak olursan hepsi birleşmiş, hepsinin kalbi Kabe hakkında anlaşmış ve orada bir olmuştur. Dolayısıyla bu ifadelerden de anlaşıldığı kadarıyla dinlerin özünde aynı şeylere vurgu yaptığını, dolayısıyla bizim de diğer din mensuplarına karşı hoşgörü içerisinde, saygı içerisinde olmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Bir de bu dinlerin bu kadar farklılaşmasını, insanların bu kadar farklılaşmasını ele alıyor Hazreti Mevlana. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle bir ayet var. Biz diyor her biriniz için bir şeriat ve bir yol kıldık. Halbuki Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Şimdi burada çok önemli bir vurgu var. Neden tek bir ümmet yapmadı bizi? Bir tek ana babadan olduğumuz halde bu kadar farklı milletlere bölündük. Bu kadar farklı diller konuşuluyor dünyada. Burada bir aslında espri var. Onu Allah şöyle açıklıyor. Fakat diyor size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için böyle yaptı. Öyleyse hayırlı işlerde yarışın. Bizim yapmamız gereken hayırlı işlerde yarışmak. Eleştirmek, vurmak, kırmak, dökmek değil. Bizim yapmamız gereken hayırlı işlerde yarışmak. Bunu sözlerimizle, fiillerimizle, davranışlarımızla ortaya koymak. Artık bundan sonra Allah da diyor, dileyen inanır, dileyen inkar eder. İnanmaları için insanları zorlayacak değiliz. Mevlana... Son bir dakikamız. Evet, söyleyeyim o zaman. Mevlana bu farklılıkların nedenlerini özellikle insanların dini farklılıklarda bu kadar çeşitli yollara ayrılmanın nedenlerini 3-4 başlıkta ele alıyor. Bunlardan bir tanesi bilgisizlik ve anlayışsızlıktır diyor. İkincisi dini kuralları yüzeysel olarak insanların bilmesidir diyor. Bu nedenle yanlış yorumlamalarda bulunmalarıdır diyor. Mesela şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki bir adam 4 kişiye bir para verdi. Bunların biri ben dedi bu parayı Engur'a vereceğim. Öbürü Arap'tı. Hayır dedi. Azgın ben Engur istemem İneb isterim. Öbürü ise Türk'tü. Bu para dedi benim İneb istemem ben üzüm isterim. Öbürü de Rum'du. Bırakın şu lafları dedi. İstafil istiyoruz biz. Kavgaya giriştiler, savaşa kalktılar. Çünkü adların manalarından haberleri yoktu. Çünkü bu söylediklerinin hepsi üzüm anlamına geliyor. Dolayısıyla insanların bilgisizliği ve yüzeysel bilgisi bu noktada insanları sıkıntıya sokuyor. Sonuç olarak biz şunu söylemeliyiz. Her şeyden önce kendimize bakmak durumundayız. Çünkü her insan eksiktir. Her insan hatalıdır. Kendi hatasını bilmeden, kendi hatasına bakmadan başkasının hatasını arayan, onu eleştiren insan makbul insan değildir. Bizim Mevlana'mız böyle bir insandır. Bundan dolayı Mevlana olmuştur. Ve son olarak da şöyle bir vurguda bulunuyor veya şöyle bir tavsiyede bulunuyor. İki elinle bize sımsıkı yapışmışsın. Bütün bu yıkıntılar ikilikten meydana gelmektedir. Dirilik zıtların birbiriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş belirdi mi bu da ölümdür. Ayrı ayrı bedenlerde bir canız. İster küçük olalım, ister ihtiyar, ister genç. Madem ki hem yaratılışta biriz hem dirilişte, canların bu ayrılığı ne vakte dek sürecek? Gülle dikene tahammül etmek adamlıktır ama insanın asıl insanlarla uzlaşması gerek. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sami Bey, hocam buyurun, şöyle buyurunuz.